Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TTIT Geometri Soru Bankası kitabında paraya kenar konusundaki köşegen alanı ilişkisi testinin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABC'de paraya kenar verilmiş. Burası 10 sa karşılıklı kenar 10 olduğu için karşılıklı kenarlar eşit olduğu için burası da 10. 17 ise burası da 17. 8 17 ne üçgeni 8 15 17'den 15 çıktı burası. E hocam burası da 90 yani burada da bir dik üçgen var 8 10 yani 6 8 10 üçgenden 6 çıktı burası. Benden alan isteniliyor şimdi. E, alanı bulurken ne yapacağız? Hocam şu üçgenin alanı belliyse bu tüm alanın yarısıdır. E burası kaç? 21. 21 çarpı 8 bölü 2 bu üçgenin alanı. 21 çarpı 8 bölü 2. O da sadeleştirdim. 4 kere 1 4. 4 kere 2 8. 84 yaptı. Evet bu alan 84 ise diğer alan da 84'tür. O zaman alan ABCD 84'ün 2 tane var ya 84 artı 84 yani 2 tane 84. Yani o da 168 yapar. Evet birinci soru 168 yaptı geldik 2'ye. Şimdi AE uzunluğunu 6 vermiş. Hocam burası 6 ise eğer taban ve tabana ait yükseklik var. 6 çarpı 3 bölü 2 bu üçgenin alanıdır. O zaman burası kaç yaptı? 9 yaptı. E sonra ne yapacağız? Oranlamalar var. Alan dağıtacağız. Hadi dağıtalım bakalım. Şimdi çift çizdik alan 9 ise hop çift çizdik alan yine 9 değil midir? Evet. E 9 9 18 köşegen yarısı oluyor burası. Diğer taraf da 18. E 18 18 36. Tüm alanı böylelikle 36 olarak bulduk. Yani örnek 36 geldik örnek üçe. Paraya kenarda K noktası köşegenlerin kesim noktasıymış. E madem köşegenlerin kesim noktası devamı burasıdır. Devamı burasıdır. Ve köşegenler birbirini ortalıyor mu? Ortalıyor. Şunlar birbirine eşit. Aslında 4 eşit parçaya ayırıyor ama ispatıyla yapayım. Çizgidin çizdiği kalan A'sı çizdiği kalan A'dır. Çizdiği kalan A'sı çizdiği kalan burası da A'dır. E burası da A mı yapıyor? Evet. Şimdi boyalı bölgenin alanı 60 olduğuna göre 1, 2, 3. 3A eşittir 60 ise A'yı buradan 20 buluruz. Alan ABC'de de 4A A yerine 20 yazarsam eğer cevap kaç çıkacaktır? 80 çıkacaktır. Evet 3. soruyu 80 bulduk geldik 4. soruya. Oranlama var alan dağıtımı yapacağız büyük ihtimalle. A A'yı yazdık. E karşısı 2A. Hocam kelebek benzerliği var. Kelebekteki oran kaça kaç? 2 bölü 1. Zaten oranlama var, alan dağıtacağımız belli ya. Diğer bütün kenarlardaki oranlamaları yazalım ki alanı rahat bir şekilde dağıtalım. 2'ye 1 oran var. 2 ense burası da n'dir. Burası 2 mse burası da n midir? Evet. Şimdi 2n'deki alan 4 ise, bak tepe noktası neye göre alan dağıtıyorum. 2 katı, 2 katı, burası da 2 yapar. Benden tüm alan isteniyor. Hiç şurayı falan bulmama gerek yok. Çünkü buradaki alan tüm alanın nesidir? Köşegen çizildiği için bu. Köşegen 2'yi parçaya ayırıyor. Yani 4, 2 daha burası 6 ise 2 çarpı 6'dan cevabı ne buluruz o zaman arkadaşlar? Cevabı 12 olarak buluruz. Örnek 4, 12 çıktı geldik örnek 5'e. Evet oranlamalar var. A, 2A A. burası da 2A. Kelebek benzerliği var. Kelebekteki oran 1'e 2 oranlamaları yazalım. Hocam burası enken burası 2 en Burası Mken burası da 2 midir? Evet. Endeki alan 6 ise 2 endeki alan 12'dir. Hocam 2M'deki alan 6 ise D tepe noktası göre alan dağıtıyorum. M'deki alan da kaçtır o zaman? 3'tür. Sonra burası kaldı. E, A. bu yarısı. Yarısı 18. Bakın diğer yarısında 18 mi yapmak zorunda? Evet. Diğer yarısında 18 yapacak. Dolayısıyla 3'ü buradaysa buraya da kaç kaldı o zaman? 15 kaldı. Alan B, C, E, K soruluyor bize. Bakın orayı da 15 bulduk. Cevap 15 oldu. Geldik. Örnek 6'ya. Bir ABCD paralel kenarında köşegenler K noktasında kesmektedir. Hemen ABCD paralel kenarını şöyle çizeyim arkadaşlar. Harfleri de şöyle yazayım. A, B, C, D Ve köşegenlerin kesim noktası K demiş. Hemen köşegenlerin kesim noktasında şöyle çizdim. Ve şurası da K dedim. Sonra ne diyor bize? AKB açısı AKB açısı 150 derece olarak verilmiş. Dolayısıyla burası 30 yapar. BD'yi 6 vermiş. Hocam BD bak şurası 6. Ee, BD 6. Yani bunlar 3 3 yaptı. AC 8. Yani köşegenler birbirine not alıyor. 4 4 yaptı. Bu beşgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Biz normalde burada kalanların hepsinin A olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz. Hangi beşgenin alanı isteniyor bizden? A, B, C, D, K. A, B, C, D, K. Yani şuradaki beşgenin alanı 3A'nın 3A alanı isteniliyor bizden. Nasıl yapacağız burada? Hocam ben tüm alanı 4A'yı bulabilirim. Köşegenler çarpımı sinüs alfa bölü 2'den bulabilirim. Ama genelde biz üçgen varsa üçgenden yapmayı tercih ediyoruz. E hocam şuradaki üçgenin alanını ben bulabilirim. 3 çarpı 4 çarpı sinüs 30 bölü 2'den ya da tabanına ait yükseklik çizerek kardeşim. Şurada tabana ait yükseklik çizersem 90'ın karşısında 30'un karşısı 3 bölü 2 ya. Bakın şu üçgenin alanı kaç çıktı? 4 çarpı 3 bölü 2 bölü 2 eşit oldu. Hocam bölü 4 yaptı. Şu da gitti. Burası 3 mi yaptı? Evet. Bu A alanı 3 yaptı. Bizden ne isteniyor? 3 A isteniyor. A yerine de 3 koyarsak cevap 9 yapar. Örnek 6 9 yaptı arkadaşlar. Böylelikle bu testte bitirdik mi? Bitirdik. Sırada ne var? Kazanın testi paraya kenarda alanla ilgili. O zaman sonraki videoda kazanın testi yani paraya kenarda alanın kazanın testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.